Tamer korkmaz. Hablemitoğlu suikastı yahut pirincin içindeki beyaz taşlar. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin 13. yıl dönümündeyiz. 18 Aralık 2002 tarihinden bu yana aydınlatılamayan, dahası üzeri itina ile örtülen bir derin cinayetten söz ediyoruz. Hablemitoğlu dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından yıllar sonra yeniden açıldı. Suikastin tüm yönleriyle ele alınabilmesi için dosya Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gönderildi. Tem'de özel bir ekip kuruldu. Bundan sonra nereye kadar gidilebilecek, arzın merkezine seyahat edilebilecek mi bekleyip göreceğiz. Yeni dönemdeki incelemeler. Hablemitoğlu'nun yaptığı son telefon görüşmelerinin dökümünün telefon trafiğine yönelik bölgedeki HTS kayıtlarının kayıp olduğu ortaya çıkmış. Bir başka deyişle HTS kayıtları Emniyetin ve Adliyenin arşivinde bulunamamış. Kayıtların varlığından kimlerin rahatsız olduğunu tahmin etmek güç değildir. Delil teşkil edebilecek kayıtları ortadan kaldırmak veya yok etmek ya da kaçırmak tam bir paralel yapı klasiktir. Paralel suç ve terör örgütünün Emniyet ve Adliyede konuşlanmış elemanlarının Necip Hablemitoğlu suikastinin üzerine örtmek için 13 yıl boyunca özen gösterdiği aşikardır. Necip Hablemitoğlu'nun yazdığı son kitap Köstebek adını taşıyordu. Kitabın kapağında ise şu cümle okunuyordu: Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan korkun. İşte burada. Hablemitoğlu'nun öldürülmesinden tam 11 yıl sonra. 17 ve 25 Aralık 2013'te paralel darbe girişiminin yapıldığını hatırlayalım. Kitabın yayınlanması Hablemitoğlu hayatını kaybettikten birkaç ay sonra mümkün olabilmişti. Köstebek'te günümüzde paralel yapı olarak bilinen malum suç örgütü anlatılıyordu. Necip Hablemitoğlu Köstebek'te şöyle diyordu. Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye'de bir eşi yoktur. Örgütlenme modeli olarak CIA denetimindeki MUN tarikatıyla benzeşmektedir. Hablemitoğlu devletin gücünü devlet savunucularına karşı kullanma aşamasına gelen Fethullahçı istihbaratçıların kullandığı yöntemleri sıralarken telefon dinleme, tehdit, sahte belge üretimi, montaj, çarpıtılmış bilgiye yönelik kampanyalar, hırsızlık, kundakçılık, şantaj, görüntü kaydı, her türlü illegal kayıt kullanımı, böcek, gizli kamera vesaire, rüşvet, gasp, darp, bilgisayar sahtekarlıkları, ev ve iş yeri kurşunlama, emniyeti suistimal, hakim kiralama ve diğerlerinden söz ediyordu. Necip Hablemitoğlu'nun bir diğer kitabı ise 2001 yılında yayınlanmış olan Alman Vakıfları ve Bergama dosyasıdır. Tam da burada FETÖ'nün finansörü Firari A. İpek'e ait altın madenlerinin Bergama'da olduğunu hatırlıyoruz. Bahse mevzu madenlerinin 2005'te enteresan bir biçimde A. kontrolüne geçtiği süreci de gözlerimizin önüne getiriyoruz. Alman vakıfları ve Bergama dosyası kitabından dolayı derin Almanya'nın kontrolündeki vakıflardan 3'ü, Konrad Adoner, Friedrich Ebert ve Heinrich Böll, Hablemitoğlu'na dava açmışlardı. Her üç davada Hablemitoğlu'nun lehine sonuçlandı. Necip Hablemitoğlu ilk davanın sonucunu 8 Ekim 2002'de görecek kadar yaşasa da diğer iki davanın 1 Mayıs 2003 ile 4 Aralık 2003'teki karara bağlanışını göremedi. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları Tesevle'de yakından ilişki içindedir. Örneğin TESEV'ciler Almanya'da Friedrich Ebert Vakfı'na böyle rapor verdi. Başlıklı haber akla geliyor. 10 Mayıs 2013. Tesevin Köln'e düzenlediği bu ziyarette paralel medya mensubu bir gazetecide yer almıştı. Paralel medyanın baş tacı yaptığı İsa Kalaton, TESEV'in kurucularındandır. Paralelin canla başla desteklediği Baronsal CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TESEV kurucuları listesindedir. TESEV'i fonlayanlar arasında Dünya Bankası ve George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün yanı sıra NED yani National Endowment for Democracy de vardır. Mr. Cengiz Çandar'ın öve öve bitiremediği NED'i CIA inşa etmiştir. BND uzun yıllar önce CIA tarafından kurulmuştur. BND CIA ile ayrıca Mossad Hatta yakın işbirliğinin de ötesinde eklemlenmiş vaziyete faaliyet gösteriyor. Hablemitoğlu'nun BND'ye bağlı özel bir timin tetikçileri tarafından öldürüldüğüne dair çok ciddi ve kuvvetli iddialar mevcuttur. İş bu derin suikaste Alman timine paralel örgüt mensubu kimi emniyetçilerin yardımcı oldukları anlaşılıyor. Tamer Korkmaz Yeni Şafak